arkadaşım gibi dillendirmek istiyorum. Başka bir konu sunumunuzda büyük büyük projeleri bağlandıra bağlandıra anlatmışsınız. Sunum kitapçanızı da inceledim. Ama farkında mısınız bilmiyorum Sayın Bakanım. Bizim İzmit'te küçücük bir karakol binamız kirasını ödeyemediği için kapatıldı. Bakın burada da yerel basında çıkan haberleri var. Kira ödeyemediği için kapatılan küçük İzmit'te Kuruçeşme Polis Karakolu'nun bulunduğu bina İzmit Belediyesi'nin borçları yüzünden SGK'ya devrediliyor. SGK kira bedelini arttırıyor. Genel müdürlük de diyor ki bu bedeli ödeyemeyiz. 45 bin kişiye hizmet eden karakol kira bedeli ödenemediği için kapatılıyor. Allah'tan mücadelemiz, vatandaşla birlikte verdiğimiz mücadele sonuç verdi. Valilik devreye girdi. Kira bedeli düşürüldü ve burası tekrar kiralandı. Şimdi karakol yeniden açılacak ama bu bile çok ciddi bir skandal diye düşünüyorum. Polis merkezi nasıl oluyor da belediyenin borçlarına karşılık devredilebiliyor? Buna nasıl izin verebilirsiniz? Küçücük bir karakola bile sahip çıkamıyorsunuz. Bir karakola bile sahip çıkamayan belediye başkanınızın kötü yönetimi yüzünden karakol kapanıyor. Ama aynı belediye başkanı çıkıyor, akıllara zarar, kurtarıcı gibi açıklama yapıyor. Sanki tekrar karakolu kendi açıyormuş gibi açıklamalar yapıyor. Bunu da buradan size bildirmek istiyorum. Bilgi anlamında da aktarmak istiyorum. İnsanların güvenliklerini sağlayan karakolun kapatılmasına razı olmak bile bize göre suça teşviktir. Karakol kapanmasına sebep olan İzmit Belediye Başkanınız hakkında bir işlem yapacak mısınız diye de buradan sormak istiyorum. Son bir konudan bahsetmek istiyorum Sayın Bakan. Defalarca artık dilimde tüy bitti. Gazi sayılmayanlar